Evet, yeniden merhaba. Dünkü derste kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Bugün yapacağımız şey gayet basit. Dün biz ne yapmıştık? Onu açalım. En son kaldığımız yere bir bakalım. Burada mesela biz çizim yapmıştık ama bugünkü yapacağımız şey fare ile çizim. Mesela fare basılıyken hareket ettiğinde çizim yapacak. Bizim bugün yapacağımız şey bu. Bunun için ne yapacağız? Bunun için ilk etapta baktığımız zaman gayet basit bir şey. Fare sol tuşu basıldığı anda yazma etkinleşecek. Daha sonra hareket ettiğinde bir noktadan işte farenin en son noktasından bir önceki noktasına çizgi çekecek. Line çizecek. Mantık bu. Bunun için ilk önce geliyoruz. Nereye geliyoruz? Canvas elementimize geliyoruz. Neden canvas elementimize geliyoruz? Bu arada tekrar dünkü gibi ortalık karışmasın. Şimdiden onu yapayım. Canvas elementinin üstüne tıklandığında işler değişecek. Mesela up, mouse up ya da mouse down bu işleri halledecek. Biz o yüzden geliyoruz. Canvas'ın üzerinde update RAW L diyoruz. RAW. Bu RAW L kısmı şöyle bir şey. Mesela biz burada RAW HTML oluşturduğumuz zaman bu bize saf bir HTML oluşturuyor. Ama mesela Canvas ise Canvas'a özel element oluşturuyor. Haliyle biz bu RAW elementine ait olan metotlara ulaşabilmek için Canvas üzerinde veya text input veya label ya da link nesnelerini kullanırken RAW'a ulaşmak için update RAW L fonksiyonunu kullanıyoruz. Sonra RAW events handler events. Event handler siz JavaScript kullananlar bilir. İşte bir nasıl desek fonksiyonu tetiklemek için kullandığımız bir olay yürütücüsü bu. Event'ımız ne? Event mouse öyle miydi? Böyle olması lazım. Event handler mouse down. Pardon, onu buraya yazmıyoruz. Nereye yazıyorduk? Buraya mı yazıyorduk? Events mouse down. Şimdi mouse down olduğunda çizmeye hazır olacak. O yüzden benim bir tane değişkenim olması lazım. Global bir değişken olması lazım tabii bunun. Çizmeye hazır halde miyim yoksa çizme işi bitmiş mi? Çünkü mesela burayı düşündüğünüz zaman şimdi ben mesela fareye tıkladım. Basılı tuttum. Şu an çizme aktif olması lazım. Sol tuşa basılı tuttuğum için çizme aktiftir. Bu durumlarda çizecek. Ama farenin sol tuşuna basılı bıraktım. Buna down diyoruz mesela. Down ettiğim zaman artık çizmeyecek. Fare hareket etse bile çizmeyecek. O yüzden öncelikle bir tane genel değişkenimizin olması lazım. Onu da buna benzer bir şekilde alıyoruz. Geliyorum buraya. Mesela geldim. Buraya false dedim. Çünkü başlangıçta çizmesin. Buraya da bool diyoruz. Bu. Aha. Draw. Biz buna mesela draw diyelim. Draw. Dolayısıyla mouse down olduğunda yani tıkladığında ne olacak? Mouse down tıklandığı zaman bunu true yapacak. Draw set true. Şimdilik tabi çizmiyoruz. Bakalım hata verecek mi? Hata vermedi. Tamam, çalıştı. Daha sonra yine buna benzer bir tane metot alacağız. Event mouse up olduğunda ise set false olacak. Bu kadar aslında. Tabii bir de hareket anında çizecek olan bir tane işlem olacak. Bu defa da mouse
Mouse ney? Move. Dediğimiz zaman da bu defa çizecek. Ama mouse move ne zaman çizecek? Get diyelim. If get ise, yani bu gelen değer true ise, ne yapacak? Çizim yapacak. Ama çizim yaparken de mouse move ediyor ya. Move ettiği zaman hareket anında bunun offsetini alacak. Farenin offsetini alacak. İşte yani konumu şudur. Dolayısıyla bizim bir önceki mouse move hareketi artık neredeyse oradan son noktaya bir çizgi çekecek. Biz tabii geçen derste ne görmüştük? İşte çizmeyi görmüştük. Biz bu yüzden çize geldiğimiz zaman bu defa çize biz neyi veriyoruz? X ve Y değerlerini veriyoruz. X F64. Tabii burada şunu unutmayın. Buradaki değerler, çizerken dikkat edin, buraya nokta koymuşuz ya. Bunlar integer değil. Bunlar float. Virgüllü sayı. Tamam. Şimdi çizi biz nerede çağırmışız? Mesela burada çağırmışız. Burada çağırmamıza gerek yok artık. Burada çağıracağız. Çiz. Çize biz iki değer vereceğiz. İki değer. Biri ne? Event. Offset. Offset Y değil. Offset X. Diğeri de Event. Offset Y. Bakalım burada ne diyor? Expected F64 Found IOTSKI. Bunu else F64 niye ama ya? Tekrar burada bir örnek vardı. Bakalım. Paint çizmiştik. Burada ne kullanmış? Burada da aynısını kullanmış ya. Bu çok bana mantıklı gelmedi. Bu da offset kullanmış ama sanki virgüllü bir değer olması gerekiyor. Ama neyse, biz şimdilik SF64 diyelim. Daha sonra ben bunun ne olduğunu araştırırım. Bunu daha değişik bir şekilde yapmamız gerekir. Şimdi biz close pad veya fill kullanmayacağız. Çünkü düz kalem kullandığımız için herhangi bir şeye gerek yok. Dolayısıyla biz sadece şunu yapacağız. En başta nerede, ama en başta şurada. Canvas konteksti var ya, burada aldığımız gibi. Canvas kontekstini ilk başlarda nereye getireceğiz? Nereye? Herhangi bir şey yapmayacağız aslında. Konteksti oluşturduk. Geleceğiz buraya. Bunlara da ihtiyacımız yok. Şimdilik bunları boş verelim. Move X, Move Y diyelim. Biraz hata olsun biraz. Ama move dedik, kalemi bastırdığımız yer burası dedik. Şimdi bu ne olacak? Çizmeyecek bu. Herhangi bir şey çizmeyecek. Sadece çok basit, dandik bir şekilde çizecek. Stroke yapmadığımız için tabii yine çizmiyor. CTX stroke yapalım ki maksat bizim çizgimizin etrafına bir kara kalem çalsın. Evet. Ama gördüğünüz gibi sadece belli bir noktadan çizgiyi bulunduğu noktaya çekiyor. Her defasında. Burada tabii mantıksal bir hata var. Bunu nasıl örtbas edebiliriz ya da bunu nasıl düzeltebiliriz? Evet. Yine de güzel görünüyor ya. Her defasında ilk tıkladığım yer neresi ise orayı move to kabul ediyor. Burayı mesela bastım ya. Move to kabul ediyor. Şimdi bakın, oradan oraya çiziyor. İlk bastığım yer neresi ise orayı move to kabul ediyor. Buraya tıkladım mesela. Burayı move to kabul ediyor. Diğer çizgileri de onun etrafında çiziyor. Tekrar bir bakalım.
Evet. Tabii burada şu line tool'lar biraz işi bozuyor. Bakalım. Move to ama line to olmayınca tabii çizemeyecek. Her defasında ha bu noktaya doğru çiziyor. Evet. Fare neredeyse oradan ilk noktaya çiziyor. Ve hala da çizmeye devam ediyor. Normalde bastığım zaman durması lazımdı ama. Ha. Tamam. Şimdilik en azından bir şeyler yapmış olduk ama tabii mantıksız çalışıyor. Neden mantıksız çalışıyor? Çünkü move to tek bir defa çalışsa yeterli. Tek bir defa çalışsa yeterli. Bunun için ne yapmamız lazım? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Line to x y. Bir de böyle deneyelim. Bakalım burada nasıl olacak. Biraz ortalığı karıştırıyorum. Bozuk çalışsın diye. Bu defa hiç çalıştırmıyor. Çünkü x'ten y'ye x'ten y'ye xy aynı olduğu için çizgi çekilecek iki nokta yok. İki nokta olmadığı için tabii ki çizemiyor. O yüzden biz bir defaya mahsus olarak move to'yu çalıştıracağız. Move to. Dolayısıyla biz mouse down dediği anda move dediği anda bir tane CTX'in neyini alacağız? Move'sunu bir defaya mahsus alacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Buradan biraz bakalım. Ne yapmış? Unhacked closure. Closure wrap box name event web CSS most event. Tamam. Most event'ta move to'yu orada da çalıştırmış. Nerede? Most event web CSS most event closure. Event. Biz event kullanmadık. Preset set. Tamam benim yaptığım gibi preset seti true yapmış. Biz bunu kullanmıyoruz. Neyi yapmış? Mouse down. Mouse down olduğum zaman mouse'dan olduğu zaman ne yapacak? Mouse'dan drum set true demiş ama sadece set true yapmayacağız biz. Ayrıca bir işlem daha yapacağız öncesinde. O da ne? Canvas context diyoruz. Yine buradakinin aynısını alıyoruz. Kontekstimizi alıyoruz. Alalım konteksti. Şuraya. Buradaki kanvası alacağız ve bu kanvasa bir başlangıç noktası vereceğiz. Nedir işte mouse down olduğu zaman. Şimdi bunu alalım. Buraya CTX events offset x events events offset y. Tabii as F64. Bu arada S konusunu daha önce anlatmış mıydım diğer videolarda bilmiyorum da. Şimdi bu bir integer. Ama mesela move to metodu bizden aslında F64 değeri istiyor. Haliyle ben buradaki integer'ı F64 türüne çeviriyorum. Yani S dediğim zaman işte bu integer ama sen bunu F64 gibi al. Tabii bunu kullanırken biraz dikkat etmek gerekiyor. Şu sebepten ötürü dikkat etmek gerekiyor. Mesela düşünün. F64'ü integer'a çevirebilirsiniz ya da integer'ı F64'e çevirebilirsiniz ama mesela diyelim ki bir tane negatif integer sayınız var. Siz bunu mesela SU32 türüne çeviremezsiniz. Hata verir. Overthrow ya da underthrow hatası veriyor. Yani sınırların altında veya sınırların üstünde hatası veriyor. O yüzden bunu kullanırken biraz dikkatli olmak gerekiyor.
Tamam. Şimdi bakalım. Allah, niye yazmıyor ya? Stroke mu kullanmadık? Stroke kullandık. Şunu kullanacağız, tamam. Çünkü biz zaten burada en başta bir tane move tüyü kullandık. Yani biz kalemi bir defa bastırmış olduk. Bastırdık. Daha sonra sadece line tüyü çağırıyoruz. Çünkü zaten move tüyü çağırmıştık. Şimdi sadece line tüyü çağırıyoruz. Evet, bakın gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu ya. Tabi burada Beijing Pad ya da kalem olduğu için işte bu noktaları birleştir, bu noktaların arasını doldur gibi bir şey kullanmayacağımız için Beijing Pad veya Cross Pad falan çağırmıyoruz. Gerek yok yani. Bir defaya mahsus Move to'yu çağırıyoruz. Diğer dersten öğrendiğimizi hatırlarsak Line to zaten mesela diyelim ki şuradan başladık. Biz buraya Move to'yu buraya getirdik. Daha sonra line to buraya geldi. Line to çalıştıktan sonra move to'yu da buraya getiriyor. Yani kalemin basılı olduğu yeri de oraya getiriyor line to. Move to'yu tekrar çalıştırmış oluyor aslında bir nevi. O yüzden bizim ikinci bir defa yani her fonksiyonda move to'yu çağırmamıza gerek yok. Zaten çağırdığımız zaman da hata veriyor. Neden? Çünkü işte şu noktadan şu noktaya çiz dediğimiz zaman burada hem move to'ya hem line to'ya aynı değerleri verdiğimiz zaman iki nokta aslında olmuyor. Tek bir nokta olmuş oluyor. Dolayısıyla kalem işte çizgi bir yerden bir yere gitmiş olmuyor. Yerinde sabit kalıyor. Bu da aslında çizmemek demek. Tabii biz burada rengini falan seçmedik. Rengine şimdilik gerek yok. Evet, bugünlük dersimiz aslında bu kadardı. Gayet kısa, basit ve bana göre de biraz eğlenceli bir ders oldu. Fareyi basılı tuttuğumuz zaman çiziyor. Ama dikkat ederseniz yani çok da esnek görünmüyor. Bunun sebebi de ben daha önce anlamamıştım sebebini ama bunun sebebi buradaki integer değerler. Yani küsurat yok burada. Mesela düşünün sizin farenin hareketi 3.001, 3.02, 3.05 falan filan diye gidiyor. Ama burada 3 diye gidiyor, 4 diye gidiyor. Dolayısıyla aslında çok da böyle nasıl desek hassas bir değer almış olmuyoruz. O yüzden benim aslında bu offset x neden integer onu anlayamadım aslında. Madem canvas F64 değerlerini alıyor o zaman bunun da aslında F64 olması gerekirdi. Neyse onu daha sonra tekrar kontrol ederim. Şimdilik bizim ihtiyacımız olan değerleri çalıştırıyor. Evet. Yarınki eğitimde ise buradaki toolbox'ı kullanacağız. Neden toolbox'ı kullanacağız? Biz şimdilik sadece çizgi çizmeyi öğrendik ama buraya mesela ben toolbox'a bir tane çizgi, bir tane işte kalem, düz çizgi, efendim söyleyeyim rectangle, daire falan filan çizeceğiz. Onu da yarınki ya da önümüzdeki günlerde bir ders üzerinde önce burayı dolduracağız. Sonra her bir aracı işte seçim aracı olacak. Daha sonra o seçim aracıyla şekilleri çizeceğiz. Evet, bugünlük bu kadar. Gayet kısa oldu. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.